Evet sevgili dostlar, hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Şu an çok önemli bir konu, ihmal edilen bir konu. Enflasyon zamanında yapılan bir yanlış hesaplama konuyu tartışacağız. Özellikle bu videonun amacı sosyal medyada dönen yanlış hesaplar. Sosyal medyada dönen gerçekten ciddi takipçili hesapların vatandaşı yanlış yönlendirmesi dostlar. Evet, vatandaşın kafasını bulandırmaz. O yüzden sosyal medyada illaki örnek aldığımız büyüklerimiz, örnek aldığımız analizciler, örnek aldığımız arkadaşlar, arkadaşlarımız kardeşlerimiz olduğu kadar yanlış hesap yapan dostlarımız da uyarmak bizim için bir görev Aynen şu şekilde sosyal medyada bir hesap dönüyordu ciddi bir takipçisi olan bir kişiydi 3 milyon paraya diyor Ben niye ev alayım ki diyor 3 milyon parayı gider faize yatırır diyor aylık 100.000 TL Evet 3 milyon TL'yi şu an bankaya gidip risksiz bir bankacılık ürünü TL mevduat hesabına yatırsanız herhangi bir bankanın %40 faiz oranı şu an yıllık faiz oranı dostlar standart bankalarda ayrıca 100.000 TL size para ödeyecek. İşte yüksek takipçili hesap diyor ki e ee, diyor 3 milyonum varsa gidip bir konut alacağım diyor. Konuttan atıyorum 25.000 kira alacağım diyor. Bakın yanlış hesap dostlar. Lütfen bu videoyu dinleyin. Bilinçli yatırımcı olmak istiyorsanız ya da yanlış hesapların farkına varmak istiyorsanız bu konuyu o yüzden anlatmak istedim. Buradan başlamamız lazım. E diyor konut alsam 25.000 TL kazancım olacaktı. Yıllık atıyorum tahmini 250.000 kazancım olacaktı diyor. Bakın işte hatayı burada yapıyor. Konut alıp kiraya versem 250 bin lira cebime para kalacaktı. Ama diyor ben bu parayı gidip faize yatırsam aylık 100 bin TL alsam yıllık 1 milyon 200 TL. Başta mantıklı gözüküyor dostlar. Evet yani vatandaş konut almayıp 3 milyonu gidip Faize yatırsa yıllık 1.200 alacaktı. Gidip konut alsaydı bin TL yıllık kazancı olacaktı. O vatandaş da diyor ki, "E diyor, niye konut alayım ki?" diyor. "Gideri faize yatırırım, kafam rahat olur." Bu hesap enflasyon zamanlarında yanlış bir hesap. Enflasyonun düşük olduğu zaman da yanlış hesap, enflasyonun yüksek olduğu zaman da yanlış hesap, enflasyonun sabit olduğu zaman da yanlış hesap. Bunu neden diyorum biliyor musunuz? 10 yıllık bankacılık yaptığım zaman ciddi bir şekilde mevduatta topluyorduk biz bankacılar olarak. Ben şunu duyanı diyen hiç duymadım. İyi ki uğur vadeli mevduat yapmışım. Hiç duymadım. Vadeli mevduat sizi uzun vadede zarar ettirir. Çünkü bu faizler her zaman enflasyonun ve varlıklar üzerinin altındadır dostlar. Lütfen buna dikkat edin. Ha 3 milyon konut alsanız dostlar. Ha bu arada kısa vadede vadeli mevduat bir yatırım aracı olabilir. Kısa vadede 2-3 aylık 4 aylık paranız boştadır. Onunla vadeli mevduat yapmanız mantıklıdır. Çünkü vadesi olan bir parayla gidip hemen 3 aylığına evde alınmaz. Vadesi bu kadar kısa olan parayla gidip hisse senedi de alınmaz. Eurobond da alınmaz. O da alınmaz budalınmaz. da alınmaz. Ama kısa vadede gidip vadeli mevduat yapabilirsiniz. Ben 10 yıllık bir bankacılık hayatımda şunu gördüm dostlar. Uzun vadede bakın kısa vade demiyorum. Kısa vadede mantıklı olabilir. Ama uzun vadede uğur iyi ki benim param TL vadeli mevduatta kalmış. İyi ki TL vadeli mevduat yapmışım diyen insan duymadım dostlar. O yüzden sizi uzun vadede 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık vadelerde, 4 yıllık vadelerde vadeli mevduat yatır. Kafa rahat olsun diyen insanın ya bilgiye eksikliği vardır ya sizi yanlış yanlış yönlendirir ya da gerekli tecrübesi yoktur. Benim de çoğu piyasada tecrübem yok. illaki ki her şeyi bilmek durumunda olamam. Ben de öğreniyorum sizler gibi. Ben de okuyorum, ben de izliyorum. Ama dostlar bu mevduat hesabı bildiğim bir konu. Bakın ihmal edilen şu. 3 milyon para tamam vadeli yaptınız. 4 milyon 200 oldu bir yıl sonra. E konut yaptınız. 3 milyonluk konut 250 bin lira getiri yaptı. 3250 toplamda elindeki varlığınız değil. Çünkü konutun da bir yeniden değerlendirme çağrı var. Şirketler ne yapıyor? Yeniden değerleme yapıyor değil mi dostlar? Atıyorum 1 milyar TL'lik gayrimenkul var. Yeniden değerleme yapıyor. Yani diyor ki benim konutlarım fiyat arttı. E 1 milyarlık gayrimenkulüm artık 1,5 milyar diyor. O 500 milyonluk kısmı kar kısmında bilançoda gösteriyor. Aynı şekilde bu sosyal medyada yapılan yanlış hesaplarda bu ihmal ediliyor. 3 milyonluk dostlar konutu bir yıl sonra 250 bin lira kira getirisi oldu ya sizin 250 bin lira karınız var diyemezsiniz. Daha fazlası var çünkü neden? Bu 3 milyonluk konutun değeri enflasyon etkisiyle varlıkların enflasyona momentumundan dolayı 4 milyon olacak bu konut. E 250 binde kira getirisi 4.250 oldu. E siz konutu 3 milyon aldınız. Aslında sizin bir yıl sonra konuttan kazancınız sadece kira getirisi değildir. Konutun fiyat arttığından dolayı 1 milyonda konutun fiyat artsa 1 milyon 250 konutta da karınız var. E burada da 1 milyon al geçti bile bunu. Konutun fiyatı %50 artar dostlar 3 milyonlu konutunuz 4.500 lira olur. 250 binde kira e siz niye kar hesabına sadece 250 bini hesaplıyorsunuz. E konutun 3 milyondan 4,5 milyon oldu. O zaman sizin konuttaki karınız yeniden değerlemeden dolayı 1,5 milyon evin fiyat arttığından dolayı bir yıl sonra karınız var. 250 de kira getirisinden karınız var. 1 milyon 750 oldu. Bu madeli mevduatı geçti. 3 milyon aldığınız konutu 6 milyon oldu. Siz sadece benim kira dan karı var diyebilir misiniz o insan? 250 bin karı var. 3 milyona konut aldı. Sadece 250 bin TL kira karı yaptı. Hayır. 3 milyonlu konut 6 milyon oldu. O adam 3 milyon sadece o konutun mülkünün değeri arttığından dolayı 3 milyon yeniden değerlemeden dolayı şirketler gibi 3 milyon sadece konutun değeri arttığından dolayı kar yaptı. O eee Üstünün süslemesi 250 kira kardı. O yüzden dostlar aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Özellikle enflasyonun olduğu zamanlarda varlıklarını satıp TL vadeli mevduata yönelmeyin. Özellikle uzun vadede. Kısa vadede bir şey diyemem. Kısa vadede mantıklı olabilir. Ama uzun vadede vay ben evimi satayım 3-4 yıl hep TL mevduatta diyorsun. Ben size olacağı söyleyeyim mi? Çok da yaşadım bunu bankada. O 3 milyona sattığınız evi faize koyarsınız. Bu paranız 3 yıl sonra 6 milyon oldu diyelim. 6 milyon olur %100'e yakın bir getiri. Hadi 3 yıl sonra %100 paranız arttı. 3 milyona 6 milyon oldu. Aynı evi 3 yıl sonra almaya kalkın 8 milyon der. İşte zarar ettiniz. O yüzden lütfen konutlarla bu vadeli mevduatı ya da bunları kıyaslarken konutların yeniden değerleme yani mülkünün fiyat arttığından dolayı artan değerini de hesaba katın. Sadece kira getirisi değil. Türkiye'de vatandaşın bu kadar konutlara yönlenmesinin sebebi kira fiyatlarının müthiş olduğundan değil. Dostlar kira işin ufak kısmı. Türkiye'de konutlara insanların yönelmesinin sebebi mülkünün değerinin artması. Atıyorum pandemide 300 bin liralık ev şimdi 3 milyon olmuş. 2 milyon 700 kar. E adam ne yapsın kirayı dostlar? Kira hadi 3 yılda kira alsın. 500-600 bin lira. Asıl karı mülkün değeri arttığından dolayı yaptı. O yüzden lütfen ama lütfen konut yatırımı yaparken sadece kira kar diye düşünmeyin. Hayır, konut kredilerine asıl kar mülkün artması. Bu sosyal medyada dönen yanlış hesaplar diye ben bu videoyu nitelendirdim. En azından ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu hesaplara da dostlar uyarmak zorundayız. Sizlere en azından dilimiz döndüğünce doğru olabilme ihtimali yüksek örnekleri vermek istedik. O yüzden bu videoyu çektik dostlarım. Lütfen ama lütfen enflasyon zamanı, enflasyonu yüksek olduğu zaman varlıklarını satıp da uzun vadede vay ben konudumu satayım ben vadeli mevduat iyiymiş ben 3-4 yıl vadeli mevduat üzerinde duruyum bu hesaplar enflasyon zamanı size zarar ettirir. Lütfen ama lütfen. Enflasyonda nedir dostlar? varlıkların varsa varlıklarına sahip çık. Varlığın yoksa uygun faizden Uygun fiyattan varlık al. Bu kadar basit. Umarım yatırmanı size kazandırır. Umarım sosyal medyada dönen böyle yanlış hesapların içine düşmezsiniz sevgili dostlarım. Sizleri seviyoruz. Uyarmamızın sebebi sizler zarar etmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle. Görüşmek üzere. Sağ olun.